O güzel. Ben o arada bir şey söyleyeyim. Tam böyle bir o izleyicilerimizden birinin sana mesajı var. Kim? Muharrem Topçuoğlu. İyi akşamlar diyor. İyi yayınlar diyor. Saygılar, selamlar diyor. Emekli öğretmen Sakarya'dan. Diyor ki Selam benden. Sayın İnce'nin diyor önerdiği Gaston Galland'ın İn Türkler ve Avrupa kitabı kargodan bugün geldi. Teşekkür ederim kendisine diyor. Yani senin söylediklerini önerdiğini Yok, ben de programda. tebrik ederim onu. Ben de tebrik ederim. Tebrik ederim. Bana okuduktan sonra, şimdi seyrediyordur belki. Okuduktan sonra bana Cumhuriyet Gazetesi'ndeki e-mailime mesaj yazsın. Evet, biz de buradan kendisine ben de buradan yazabilirim. Aynı zamanda not Cumhuriyet düştüğü için. Gazetesi'ndeki şey mi? Şimdi söylesem unutur gider. Şeye baksın, Cumhuriyet Gazetesi'ne baksın. Ha, bu dinleyiciler arasında da bana mesaj göndermek isteyen varsa benim şeyim yok. Ne derler ona, Twitter, bunların hiçbiri yok bende. Bende sadece Abi telefon var ve senin şey var. yüreğin var. Senin yüreğin var. Senin Cumhuriyet yüreğin yeter. Gazetesi'ndeki adresim var. Ha, şimdi iş Buyur. bitmek üzere, ben sana şeyi anlatayım. Biz para biriktiriyoruz bütün yıl. Genellikle Nisan aylarında Paris'e gidiyoruz. Turizm değil. Paris'te çoğu öldü artık arkadaşlarımın. Ben 86'ya geldiğime göre abilerim vardı. Hepsi öldü. Şimdi bir tek Adonis kaldı, o da 90 yaşında. Bir de Lionel Rey var, 92 yaşında. Gençler mençler, gidip onlarla konuşuyorum. Sosyologlarla, filozoflarla, efendim, kitaplara bakıyorum, kitap alıyorum. Benim orada kitaplarım ve işte görüşmeler oluyor. Ondan sonra oraya gidiyorum yenilenmek için, yenilenmek için. Şimdi benim mahallem Montparnasse diye bir mahalledir. Orası Hemingway'in, Picasso'nun falan mahallesidir. Bir de lokanta var. Eskiden adı 30'larda Dingo Bar Amerikendi. Şimdi Venedik Hanı diye bir İtalyan lokantası var. Şimdi orada biz Ülker'le oturuyoruz akşam yemeğine. Efendim, zararlı olduğunu söylemek zorundayım. Bir şişe şarap istiyoruz. Bir şişe şarap, ama çok zararlı, ha, onu söyleyeyim. Ben Şey göze mi? almışım. Şarap zararlı mı? Abi yok, kalbe çok iyi geliyor. Yani onu biliyoruz. Bilmem, sen rütüge tabi değil misin? Ya abi kırmızı şarap kalbe çok iyi geliyor ve bir bardak şarabın her akşam olması gerektiğini söylüyor. Ve sen bu işi çok iyi bilen birisin. Fransa'dan, çünkü Fransızları çok yakından tanıyorsun. Fransızlar bak dünyada, onu da ben söyleyeyim. Ya. Dünyada Fransızların en az kalp krizi geçiren halk Fransızlar. Bunu da buradan söylemiş olarım. O da şaraptan kaynaklandığı ifade ediliyor. Vay, Ne söylersin bana bilmem. söylemedi herifler. Bak bak bak. Bak. Şimdi efendim orada yemek yiyoruz biz. Standart ya 140 eurodur yahut da 150 eurodur. İki kişi, ya bir de şarap var. Ondan sonra Paris'in en ünlü mahallesinde burası. Şimdi 3 yıl önce şey 4 liraydı. Euro yahut da 5 lira. 5 lirayla 150'yi çarp, kaç para? 750 lira. Öyle mi? Evet. 750 lira. Ama o euroyu eskiden aldıysan falan 3 liradan bana mısın demiyorsun. Şimdi babacığım, güya ben Nisan'da gene gideceğim. Haziran'da gideceğim çünkü kitabım yayınlanıyor. Orada bir şeyler zar zurt var. Bir de Temmuz'da bir toplantıya gideceğim. İyi mi? Şimdi böyle bir tek başıma bir yemek yesem 50 eurodan daha ucuza çıkmaz. 50 euroyu 20 ile çarp, kaç kuruş etti? Çok para. 1000 lira. 1000 lira.
Ha, şimdi bu tecrübeyi yaşamamış olan değerli ve sevgili hemşeri ve vatandaşlarım, ne olacak efendim, dolar artmış. Dolar arttığı zaman böyle oluyor babo. İlaçların ilaç parası yükseliyor. Efendim tuvalet kağıdı, efendim bu mendil falan yükseliyor. Onlarla alıyorsun. Onlarla aldığın için yükseliyor. Ha şimdi Avrupa'daki ekonomiyle savaşacak bir gücün kaldı mı? Yok. Ama sana bir şey söyleyeyim. 2000 yılındaki Türkiye olmuş olsaydı ve AKP iktidara gelmemiş olsaydı, Türkiye şu anda Avrupa'da ve doğru dürüst IMF'nin yaptığı, IMF'ye düşman ama IMF düzeltti 2000-2002'de falan. Ha, Türkiye şu anda şeyle savaşır durumda olacaktı Avrupa'yla. Niye? Bir, limanlar hala kendisinin olacaktı. Kağıt fabrikaları çalışacaktı. Öyle mi? Şeker fabrikaları çalışacaktı. Demir çelik fabrikaları çalışacaktı. Mevcut bütün Sümerbank çalışacaktı. Etibank çalışacaktı. Doğudaki et kombinaları hepsi çalışacaktı. Bunların hiçbiri yok artık. Var mı? Gitti. Abi aslında çok önemli cümleler bu söylediklerin, ifade ettiklerin. 1925 ile 1938 arasında 3011 kilometre demiryolu yapılıyor. Yani son derece birinci plan döneminde kıt imkanlarını çok sayıda sanayi tesisi kuruluyor. Şimdi hepsi satılmış vaziyette. Bu çok kötü peki, değil mi abi? Yahu kardeşim, senin cephanen yok. Nasıl savaşacaksın? Cephanen yok. Elinde güya tüfek var. Tüfeğin de yok. Ekonomik tüfeğin yok. Palavran var. Şimdi gene televizyonda dinledim. Sen de dinlemişsindir. BOTAŞ'ı özelleştireceklermiş. Yahu nerenize battı bu BOTAŞ? BOTAŞ Türkiye'nin en önemli müesseselerinden biri. BOTAŞ'ı özelleştiriyor. O zaman hiçbir şey kalmıyor. Senin dediğin gibi cız cıplak kalacağız. Yani şu anda dolarla mevcut hükümetin dolar ve enflasyonla mücadelesi şeyden farksız. Yap, işlet, devret, köprüleri, efendim limanları, kanalları, efendim yolları ve şeyleri var ya, bir yığın dalavereli işleri, beş büyük bilmem ne. Yahu şimdi mesela şeydeki Nisip'teki bir adam Boğaz Köprüsü'yle övünüyor. Şu anda yapılan Çanakkale Köprüsü'yle övünüyor. Aman ne güzel köprümüz var. Bre adam. Braderim. Bre adam. Kardeş. Kirvem. İyi dinle beni. Dinliyorum. Bunlar abi. Dinlemez canım. Neyse kirveler dinlemez. Enişteler dinler mi bilmiyorum. Yahu Çanakkale'ye yapılan köprü kadar saçmalık olamaz. Çanakkale'den Anadolu tarafından Trakya'nın Avrupa'dan Asya'ya kim geçer ya? Orada nüfus nedir? Oradaki nüfus Edirne, Medirne falan 10 milyon bile değildir. Bulgarlar geçer mi oradan? Ne diye geçsin? O yol var. İstanbullular katiyen kalkıp şeyden geçmeyecek. Edirneliler de şeyden geçmeyecek. Çanakkale Köprüsü'nden geçmeyecek. Fiyatları aynı olsa bile, çünkü burası iyi. Şimdi oraya köprü yaptırdılar. O köprüden kaç kişi geçecek bilmiyorum. Ama 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl o köprüyle övünen, kendisi geçemeyecek, çocukları geçemeyecek, torunları da geçemeyecek. Geçmedikleri köprünün borcunu ödeyecekler. Abi yani bütün bunların senin yazdığın kitaplar var. Özellikle din, iman, masa, kasa. Evet. Cehaletin Rönesansı diye, bunu da biliyoruz.
Şimdi bunlar da açık açık yazdın sen. Yani bugün geldiğimiz noktanın zihniyetle, anlayışla, onların ya, ideolojisiyle ya, ilgisi... Babacığım yazdım, güzel. Bir, beni Cumhuriyet Gazetesi'nde okuyorlar. Eskiden de Hürriyet'te okudular. Daha sonra da 2 yıl Aydınlık'ta okudular. Şimdi Hürriyet'te söylemesi ayıp en çok referans verilen yazardım ben. O zaman da 300 bin, 400 bin, 500 bin satıyordu. İyi mi? Benim kitaplarım 1000 basıyordu. Bu 1000 kitap satılmıyordu biliyor musun? Hürriyet gazetesi de beni 300 bin kişi okuyor yahut da. Düş. 30 bin kişi düş. 10 bin kişi okuyor en azından. Benim 1000 kitabımı satın almıyorlar. Yani mesele bu. Yani kaç para demiştim? 1400 lira mı geldi? Yani. O çok edebiyat teorisi var. Yani şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Beni okuyanlara, beni seyredenlere güvenim yoktur. Ciddi söylüyorum. Güvenim yoktur. Aralarından bazılarını sevebilirim. Okur veli nimetim değildir. Anlatabiliyor muyum? Benim veli nimetim görünmez bir halktır. Görünmez. Onu elle yakalayamazsın. Karşına oturtamazsın. Nüfusu nedir bilmiyorum. Ben halk için yazıyorum. Ama o halkı tarif edemem. Yok. Olmasa bile gene ben halk için mücadele ederim. Tuhaf, çok özel mi? Cümleler bunlar. Bunlar çok özel, yüreğine sağlık Özdemir abi. Yani tabii sonuçta topluma önderlik ediyorsun yazdıklarınla, gösterdiklerinle. Öyle sıradan değil. Ama bu, bak o kadar düşün da... şimdi o arkadaş Gaston Gayer'in kitabını alıyor. O benim evet. için bir tesellidir. Bugün de şu anda konuşmamı dinleyen yahut da Telebir'de dinleyen biri bir kitabımı alırsa o dünyayı satın almış gibi olur benim için. Bak ne diyor biliyor musun? Muharrem Topçuoğlu devam ediyor. Sana mesajı var. Onu söyleyelim o arada. Hani bizi izliyordur diyorsun ya. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler demiş. Neyse Muharrem Topçuoğlu diyor ki kitabı okuyunca görüşlerimi Sayın İnce'ye Cumhuriyet Gazetesi'ndeki e-mail adresine ileteceğim diyor. Saygılar diyor. Diyor ki Cumhuriyet'ten Salı, Cuma, Pazar günü mutlaka okurum diyor. Yazılarını okuyormuş. Salı, o Cuma, Pazar. O halktan yürüten biriyim diyor. Ben de yazıyor buraya. Ben de diyor o halktan görünen biriyim diyor Sayın Muharrem Topçuoğlu. Bu da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Olacak ya. Yani o kadar da karşımdaki insanlar taş, beyinsiz ve yüreksiz. Yani o görünmeyen insanlara sevgim ve saygım var. Muharrem Bey'e tekrar selam. Şimdi valla evet. 45 dakika oldu. Ağzım kurudu. Evet. Sen anladım abi. O zaman şöyle diyelim abi. Son cümlelerini alalım. Bundan sonra Türkiye'yi ne bekliyor? Kısaca da bir özetlersen sevinirim. Senin de vallahi şöyle bir Türkiye'yi çok kötü şeyler bekliyor. Açlık, yoksulluk, yeni şey neydi o ya unuturum hep. Yabancıların Türkiye'de hakları oluyordu neydi o? Ekonomik. Göçmen. Ekonomik. Yabancıların hakları dediğin şey ya mi? Atatürk uğraştı Lozan'da kaldırmak için. Türkiye'deki kapitülasyonlar mı? Nedir? Kapitülasyon. Şu anda Türkiye'de kapitülasyonlar başladı. Üretim araçları yabancıların eline geçti. Topraklar yabancılara satılıyor. 2 kuruşa. Efendim hukuk çalışmıyor. Halkı savunacak devlet müesseseleri idiş edildi.
Şimdi halkı savunacak kendinden başka kimse yok. Kendini nasıl savunacak? Oyunu kendi lehine kullanacak. Zenginler için kullanmayacak. İmamlar için kullanmayacak. Efendim, Allah'tan söz eden, Allah bezirganlığı yapan, din bezirganlığı yapan adamlara yüz vermeyecek. Kendi hayatını yükseltecek, çoluk çocuğunun, torununun hayatını zenginleştirecek, zenginleştirmekten paraca demiyorum, yükseltecek, özgürlük verecek. Yani şu anda Türkiye'deki insanlarımızın refaha ve özgürlüğe kavuşmaları için ilk defa söylüyorum, ben televizyonda böyle şeyler söylemem ama kendisini şu anda yöneten iktidardan kurtulması lazım. Çok bu çok iktidardan önemli. Kurtulmazsa geleceğe karanlıktır. Bugün bile efendim 150-200 mumluk elektrik değilse, 100 mumluksa 2-3 ay sonra, 2-3 yıl sonra 10 muma inecek. Sonra evet, da çok... gaz lambasında olacağız. Durumu çok teşekkür ediyorum. O arada sana bir iki mesaj var. Onları da söyleyeyim. Programı kapatalım. Evet, Muharrem Topçuoğlu tekrar diyor ki benden de saygınlar diyor ve salgın döneminde 7 tane kitabını aldım ve okudum diyor. Tan Boz izleyicimiz diyor ki Özdemir abi seni seviyoruz. Baş Yücelik kitabını okudum, emeğine sağlık diyor. Adı Tan. Evet, Tan Boz. Ulan Tan, benim oğlumun adı, Türkiye'de ilk Tan adını ben verdiydim. Kaç yaşında bu çocuk? Soyadı Boz, bilmiyorum. Neyse ama bunu soyadı Boz. Özdemir abi seni seviyoruz. Baş Yüceli kitabını okudum, emeğine sağlık demiş. Bu arada sağ olsun Sayın Decai Aksu demiş, ben bir kitap okurduyum. Her hafta sonu Twitter'dan kitap önerisi paylaşıyorum diyor. O da ilginç. Yani seni de çok izliyorlar demek ki. Onu da gözüküyor. Abi çok teşekkür ediyorum. Evet, programı kapatayım istersen. Ben de herkese selam. Abi bir saniyeni rica ediyorum. Bitireyim. Ondan sonra ayrılalım. Çünkü bir saniye bitireyim. Programı bitireyim. Evet değerli Karantina TV izleyicileri, gazeteci yazar Özdemir İnce ile sohbetlerin sonuna geldik. Sözünden dönen kaypak, gıncı fırlı faiz başlığıyla aslında Türkiye gündemini değerlendirdik. Bir başka Özdemir İnce ile, gazeteci yazar Özdemir İnce ile sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Ve Tan Boz Hamburg'danmış, onu da söylemiş olayım Özdemir abi. Hamburg'dan. Evet, Hamburg'dan. Selam ona da. Hamburg, hadi canım, gözlerinden öperim. Yeah.